sefalet endeksini de Ahmet ekrana getirdi. Bakın IMF'ye neden gitmiyorumuzun başlığını da attık oraya. Çünkü IMF'ye gidersek eğer şeffaf olmamızı istiyor. Veya Avrupa'daki finansörlere gidersek şeffaf olmamızı istiyor. O yüzden zaten biz Araplara gidiyoruz. Veya vergileri bu şekilde toplayıp aman kimse hesap sormasın, oraya gitsin, buraya gitsin. Ha, öğreneceğiz. Günün birinde öğreneceğiz. Ama bugün değil. Şimdi sefalet endeksi bu. Dünyadaki ülkeleri çok enteresan Ahmet ya. En sefil ülkeler endeksi 2022 verilerine göre Türkiye 20 ülke arasında 10. sırada. Ki 2023 herhalde bundan daha kötü gelecek diye tahmin ediyorum. Ülkelere bakar mısınız? Bulunduğumuz lige bakın bak. Yandaki fotoğraf karesine bakın. Türkiye'de bu fotoğraf karesi yaşanıyor. Türkiye'de hem de sadece bu teyze değil, bunun gibi yaşayan o kadar çok insan var ki alamayan, ihtiyacı olduğu gıda maddesine veya ihtiyacı olduğu bir eşyaya ulaşamayan, onun yoksulluğunu çeken, ona karşıdan bakan, ancak karşıdan bakarak imrenerek yaşayan insan topluluğu o kadar fazla ki. Bakınız Zimbabwe, yani nerede olduğu Afrika'da. Venezuela, yani batık ülkelerden bir tanesi. Suriye, savaş halinde ya. Savaş halindeki bir Suriye'den bahsediyoruz. Lübnan, iç savaşın olduğu bir bitik Lübnan'dan bahsediyoruz. Bunlar bizden kötü ama ülkelerin durumunu da özetliyorum. Sudan, iç savaşın olduğu, karşılıklı savaşın olduğu, ülke içerisinde çatışmanın olduğu bir yerden. Arjantin, herkes bizim Arjantin gibi olabileceğimizi, Arjantin diplerde Arjantin gibi de olabileceğimizi söylüyor. İstediği kadar faiz yükseltiyor şu anda Arjantin, faizleri yükseltiyor ama enflasyonu bir türlü aşağı çekemiyor. Bak Yemen'i zaten biliyorsunuz, Orta Doğu'da iç karışıklığın olduğu bir ülke, durmadan ölümlerin geldiği bir ülke. Ukrayna, Rusya ile savaş halinde. Küba, çeşitli ambargoların uygulandığı, ayakta durmaya çalışan bir ülke ve Türkiye 10. sırada. Lig bu. Yani sefilliğin şampiyonlar ligi bu. Sefilliğin, yani sefillik ne demek? Sefalet, yoksulluk demek. Bu. Ondan sonra bizden sonra Sri Lanka, Haiti, Angola, Tonga, Ghana, Güney Amerika, Surinam, Bosna Hersek, İran, Ruanda filan geliyor yani. Biz bunlarla aynı kategorideyiz. Ha, tepkisiz bir milletiz. Eğer Victor Hugo gerçekten yaşasaydı günümüz Türkiye'sinde sefilleri 3 cilt değil belki 30 cilt yazardı. 30 cildi bulurdu. Ama demek ki her dönemin bir sefilleri var. Her dönemin. Onun da yaşadığı 1800'lü yılların ortalarından sonraki o dönemde de sefillik vardı. Ondan önceki yüzyıllarda da vardı. Bu durumda da, bugünün dünyasında da, bugünün yüzyılında da sefillik var. Ülkelerin sefilliği var ve biz de maalesef ülkelerin sefilliği içerisindeyiz. Ondan sonra Erdoğan tüm zamlardan sonra Bayburt'a ve Gümüşhane'ye gidip orada da hayal satmaya, hayal pazarlamaya devam ediyor. İnsanlar tepkisiz ve alkışlıyorlar. Alkışlıyorlar, bravo diyorlar. Yani neye bravo? Alınan vergiye mi, zamlara mı bravo? Veya KDV'nin %18'den %20'ye çıkartılmasına mı bravo diyorsunuz? Neye bravo diyorsunuz? Neyi alkışlıyorsunuz? Ben alkışlamam, ben protesto ederim. Ama ülkede o protesto kültürünü yapabilecek, onu yönlendirecek bir şey de yok. Birey bilinci de yok, muhalefet bilinci de yok. Korkak bir muhalefet olduğu için, birazdan siyaset içerisinde ona da bakacağız. Zamlara gideceğim. Saatlerimiz 11.46. Anket sorumuz var. Lütfen anket sorusuna cevap veriniz. Zamların sonrasında Türkiye düzlüğe çıkacağına, Türkiye'nin düzlüğe çıkacağına inanıyor musunuz diye bir soru sorduk. Hem YouTube'da hem de Twitter'da var. Ardından yayınımızı beğenebilirsiniz, rica ediyoruz. Ve sonrasında da chatleşebilirsiniz. Beğenmezsiniz de canınızın sağlığı. İşte böyle bir toplumdan ne beklenir? Muhalefetin ne suçu var demiş. Ne demek İsmail Bey muhalefetin ne suçu var ya? Böyle bir durumda zaten bu iktidarın değişmesi gerekiyordu arkadaş. Böyle bir durumda, böyle bitik bir durumda. Bir daha getirir misin sefalet endeksini? Onların doları varsa bizim Allah'ımız varmış. Evet, öyle de bir söz vardı geçmişte Erdoğan'ın sözlerinden. Ya şu durumda bile muhalefetin neden kazanamadığını sorgulamamız gereken durum ya. Bu durumda bile AK Parti iktidarı tekrar seçildi. Şimdi İsmail arkadaş diyor ki muhalefetin ne suçu var? Muhalefetin çok büyük bir suçu var. İktidara gelememek gibi. Ve ülkeyi değiştirememek gibi. Ne yapacağız peki? Bunlarla mı kalacağız? Yani muhalefet
muhalefetin ne suçu var demek. Aslında muhalefete de biat eden bir kültürden bahsediyoruz. İsmet Bey gibi insanlardan bahsediyoruz. Alınıyor musunuz bilmiyorum İsmet Bey ama o durumdasınız. Muhalefet insanları bu kadar çok toplumsal baskının olduğu, bu kadar çok yolsuzluğun bahsedildiği, bu kadar çok yoksulluğun bahsedildiği, sefalet endeksinin bak o sıralamada bile 10. sırada olduğumuz bir ülkede muhalefet eğer bir şeyleri başaramıyorsa, iktidara gelemiyorsa, başarısızlığın başarı hikayesi, başarısızlığı sanki başarı hikayesi gibi yazıyorsa yuh olsun onlara da. Ve onlara biat eden insanlara da şunu söylemek gerekiyor sadece. Siz biat ettiğiniz müddetçe kaybedenlere ülke kaybedecek. Ha diğer taraftan iktidar partisine oy verip onlara biat etmekle suçluyorsunuz ya. Siz hala da kaybeden bu muhalefetin CHP'sinden İYİ Partisi'ne, Özlü'nden BUS'una kadar hala da peşinden gitmeye devam ediyorsanız, eğer muhalefette bir değişimi talep etmiyorsanız yazıklar olsun. Başka diyecek hiçbir şeyim yok.